Daha önce hiç böyle büyük bir miğfer taç görmemiştim. Bir cihan padişahına böyle bir miğfer taç yakışır şehzadem. Dört kat olmasının sebebi her katın doğuyu, batıyı, güneyi ve kuzeyi temsil ediyor olması. Yani Asya Hakanlığını, Roma Sezarlığını, Trabzon ve Mısır Sultanlığını temsil ediyor. Bir cihan padişahlığını ifade ediyor yani. Üzerindeki işçiliğin inceliğine bakın şehzadem. Hem papalık tacına hem de Habsburg İmparatorluğu'nun tacına ve savaş miğferine atıfta bulunuyor şeklen. Ve ihtişamıyla da adeta ezip geçiyor. Öyle değil mi? Lambert Kontu Joseph ve Nogarala Kontu Leonard. Germenlerin o çok güvendiği Güns Kalesi'nin düştüğünden haberiniz var, öyle değil mi? Her yerde yenilen bir orduyla karşı karşıyayız. Şerken bu sefer nasıl bir teklifle geldi merak ediyorum doğrusu. İmparatorumuz Şerken yeniden Macar topraklarının kendisine bırakılmasını istiyor. Karşılığında size her yıl düzenli olarak 100.000 duka altın ödeyecek. Celalzade. Buyurun hünkârım. İspanya Kralı Şerken'e cevaben bir mektup yazalım. Krallarına götürüp okutsunlar. Yaz Celalzade. Bu kadar zaman erlik davasını der, merdü meydanun dirsin. Şimdiye değin kaç keredir üzerine geliyorum. Ve mülküne dilediğim gibi tasarruf ediyorum. Ne senden, ne garında şundan, namun nişan yok. Size saltanat ve erlik davası haramdır. Askerinden, belki avretinden dahi utanmaz mısın? Belki avrette gayret var, sende yoktur. Er isen meydana gelesin. Hak Teala Hazretinin takdiri neyse yerine gelse gerek. Seninle saltanatı Beç Sehrası'nda öleşelim. Reaya fukarası dahi asude olsun. Yoksa meydana aslandan kalı buldukça tilki gibi fırsatla şikar almayı erlik sayma. Bu kerre dahi meydana gelmez isen avretler gibi iyi ve çikrik alıp dahi padişahlık tacını urunmayasın ve erlik adını diline getirmeyesin.